Biz böyle nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu amaç, vizyon ne? Bu binaları akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Ama akıllıdan kastımız insancıl. Yani içinde bulunan insanlarla etkileşim sağlaması. İşte bir yere geldiğinde benim geldiğimi anlayıp da işte benim istediğim ayarlara. Şimdi bu başladı evde zaten. Otomatik yapması. Bunun için de önce binada insanlar nerede bulalım dedik. O zamanki teknolojiyle bunu sesi algılayarak, ortam sesini algılayarak yapmak gerekiyordu. Biz İTÜ'ye öyle girdik. İTÜ'de başladı bu proje. Patentlerini aldı. Sonra İTÜ Teknokent'te devam ettik. Sonra binalarla insanlar arasındaki problemlere bakınca en büyük problemi görme engellerinin yaşadığını gördük. Uzun denemelerden sonra. Orada ürünümüzü geliştirdik. O ürün şimdi bizi İTÜ tekrar Amerika'ya götürdü 2015'te. Götürdükten hemen sonra şirket kurduk ve federal bir fon aldık. 2015'ten sonra 2-2,5 yıldır o fon orada bizi besliyor. Sonra yeni müşteriler kazandık. O proje bitti. İşte National Federation of the Blind'da 2 hafta önce, yok geçen hafta kabulü yapıldı. Amerika'nın bir sürü yerinden görme engelli grupları geldi ve uygulamayı test etti. Binaları akıllı hale, insancıl hale getiriyor. Gideceğimiz nokta da bu yapay zekalar binalarda daha yaşanabilir hale getirecek. Yaşam alanları daha yaşanabilir olacak. Binaları akıllı yapmaktan bahsediyoruz da 7 milyar insanın yaşadığı 2 milyar tane farklı farklı bina var. Tam buna kimsenin gücü yetmez. Biz bölümün bir şeyini çözmeniz lazım. Biz bu görme engellerle başladık. Orada devam ediyor. Ağırlıklı olarak görme engellerle ilgili birliklerle, vakıflarla, derneklerle çalışıyoruz. Çok yerle çalıştık. Bir de küçük bir kitle o. Birbirlerinden çok haberdarlar. Biz böyle Chicago'dan sıçraya sıçraya bütün dünyayı dolaşıp Sydney'e kadar gittik. Şimdi Sydney, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa'da Londra, Barcelona, Berlin, Amerika'da 4-5 tane şehirde devam eden projelerimiz var. Hepsi de görme engellerle ilgili, işitme engellerle ilgili dernek ve vakıflar. Daha ilginç bir şey oldu. Bizi bir şeye davet ettiler. Hani bu işleri yapıyorsunuz güzel, hadi gelin biz bunun standartlarını belirliyoruz. Siz de burada aktif rol alın. Şimdi işte ISO standardı olması, ANSI standardı olması için Amerika'da çalışmanın içine girdik. Aktivist olduk. Dijital teknolojiler, bu destek teknolojileri erişebilir olsun aktivistliği yapıyoruz kendi alanımızda.